Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu akşam sukulentlerimin üzerine örtmedim. Dedim ki ben kendi bildiğimden gideyim. Bu böyle kaç gün devam edecek korkulu yaşamak. Ve sabahtan kalktım. Sukulentlerime bir şey olmamış arkadaşlar. Havanın soğukluğundan da yani bir etkilenme olmamış. Şöyle bakın. Hala maşallah subhanallah gayet iyiler arkadaşlar. Öbür camlarımdakiler de gayet iyiler arkadaşlar. Yani bir sıkıntımız yok çok şükür. Şu niye böyle eğilmiş? Şöyle. Bakın bunun şuralarından da büyüyor. Bütün aralarından öyle geliyor ama. Tabii, bakın şu taraflara yağmur suyu değmişti. Bu taraflara değmedi. Ben de işte kardı üstünü örttüm. Normalde örtmüyordum. O zaman da su alamadı. Sonra Instagram sayfasında var bir tane sayfa. Üzerlerine arkadaşlar yani üstünü örtmemiş sukulentlerin. O da benim geçmiş yıllardaki gibi. Üzerlerine böyle yanlarında sular donmuş. Onlar böyle cam gibi buz olmuş. Ama sukulentler sapasağlam. Hiçbir şey olmamış maşallah kadının sukulentlerine. Onu da görünce dedim ki ya ben dedim bence doğru olanı yapıyorum. Hiç boşuna poşetlere şimdilik dursun orada arkadaşlar. Şuradan atmayacağım orada dursun. Ama yani inşallah böyle kışı geçireceğiz gibi gözüküyor. Bu arada öbür camımdaki arkadaşlar size sürpriz yapıyorum. Sukulentlerin büyümeye başladığı çok güzel oldu. Bebekleri. Bakın şunlar benim ikinci kez yaprak koymuştum hatırlıyorsanız. Onlar hep çift baş veriyor ve çok güzel oluyor. Tek baş verenler daha güzel daha çabuk büyüyor. Çift başlar arkadaşlar biraz geç büyüyor. Yani evet çift baş veriyorlar ama. Ben şöyle de size göstereyim. Örneğin şunlar hep çift baş. Bu çift başlar tamam. Bakın. Çok güzel oluyor ama çabuk büyümüyorlar. Şimdi arkadaşlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Öğlen namazlarını falan kıldık. Sonra kızım geldi. Kahve makinesini çalıştıralım dedik arkadaşlar. Kahve makinesi çalışmadı. Yani prize taktığımız yerden elektrik gelmiyor. Ondan sonra bütün yorumlarına baktık. Bu hatır kahve makinalarında bu sorun, Karaca'nın bu makinesinde bu sorun çok çıkıyormuş. Yetkili servisi aradık arkadaşlar. Bize iade numaralarını falan verdi. Alıcı işte iade numarası, alıcı işte hangi kargoya vereceğimizi verdi. Ben de buraya yazdım yapıştırdım. Bir tane çıktı alacağız ve o çıktıyla iade formu dolduracakmışız. Yani böyle üzüldüm de daha bir tane taksitini ödemedik arkadaşlar. 750 TL'ye 700 liraya alınmış bir makina. Eğer yani iadesini sağlayamazsak mesela bunların hepsi bir külfet. Nasıl külfet? Ben gideceğim buradan ondan sonra çarşıya yani gitmem gerekiyor. Bu arada kızım marketten geldi. Şimdi kapıdan döndüm arkadaşlar. Ve iadesi için size dediler bir mail yollayacağız. Mailde dediler forma göre dediler. Doldurursunuz dediler. Biz de tamam dedik arkadaşlar. Ama hala şu saat oldu maili göndermediler. Yani insanın böyle şeyler gerçekten çok canını sıkıyor ama ne bileyim ya işte insandan çıkacak olan para çıkıyor yani. Arkadaşlar menüde ne var? Menüde sabahtan patates vardı. Şöyle küçük tencereye koydum onu. Bir pilavla tavuk yapayım dedim. Şöyle arkadaşlar bunları şey yapmıştım ben yoğurtla birlikte marine etmiştim buzluğa koymuştum akşam indirdim bunu ondan sonra şöyle şu alüminyum folyoyla üstünü kaplayacağım şimdi bu şekilde fırında harika pişiyor şöyle arkadaşlar alüminyum folyoya
Artık. Bu şekilde çok güzel piştiğini fark ettim. Çok farklı şekilde tavuk pişirmelerim vardır benim. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Sonra dedim, bundan sonra böyle yaparım diye düşündüm. Şimdi bunu fırına atacağım. Bunu fırına attıktan sonra arkadaşlar, bunun tavuklarını başka bir tavaya alacağım ve bunun yağlı tenceresinde inşallah pilav pişireceğim. Veya bunun üzerine pişirebilirim pilavı, bakacağım. Arkadaşlar şöyle belli olmuyor ama kar yağışı başladı. Çok şey değil yani, çok soğuk yok ama kar yağışı başladı. Sukulentlerimi ben ne yapacağım arkadaşlar? İnanın bir şey yapmayacağım. Yani arkadaşlar, geçmiş yıllardaki şansımı yine deneyeceğim. Don olayı olmadıktan sonra karın bunlara hiçbir şey yapmayacağından ben eminim. Allah-u Teala'nın rahmeti. Şimdi bunu dediğim için inanın birçok yorumda yani tepki alacak şeyler olur. Ama ay, bu da çiftlemiş ya, böyle tepesi tepesi, iki tane tepesi olmuş. Bir de arkadaşlar şey vardı benim, şöyle seradan geldiğinde bir tane, bakın şu küçücüktü arkadaşlar, kurumuş minnacıktı, bunu ben buraya koymuştum köklendirme reçinesiyle böyle fıslatıyordum arkadaşlar. Ve bu, bakın altından şuralarından da çıkartıyor, bakın şuralardan da, şuradan da çıkartıyor, bakın bakın şuradan da çıkartıyor. Meğer bunun aynısıymış bu arkadaş, bu arkadaşla aynıymış. Onun dibinde gelince ben acaba farklı bir tür mü ki dedim. Ama böyle sedum her yere yayılır dağılır. Oradan bilmeliydim. Bir de size göstermek istediğim arkadaşlar, bakın şu türler vardı. Bunlar anne yapraklar çok minikti ve kurumuştu yapraklar. Bunları buraya koymuştum. Hatta şu hala tutunamamış. Bakın bunların kimisi tutundu arkadaşlar. Şöyle mesela bu tutundu. Şu arkadaşlar da hiç ellemiyorum. Tutunacaksa tutunsun. Yani bir şekilde hayata tutunuyor arkadaşlar. Sukulentler çok mucize bitkiler. Çok güzel bir biçimde arkadaşlar hayata tutunuyorlar. Bakın sedumlara. Bugün ben kendim böyle sedumlara bir baktım şeyde. Allah'ım, sedumlar ne kadar güzel olmuş benim diğer camdaki. Bakın şu da Hovartia arkadaşlar. Hovartia şöyle. Yani hayata tutunmaları için ben de elimden geleni yapıyorum. Onlar da yaşamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama tabii benim saksılarımda arkadaşlar şu sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz. Sulamadım. Ha kar yağar, ha yağmur yağar, çürürler diye korkudan sulayamadım. Sulayamayınca da arkadaşlar o bebekler biraz cılız kaldı. Sulasaydım iyiydi. Şimdi arkadaşlar ben yemek olarak ne yaptım? Pilav yaptım, tavuk yaptım. Arkadaşlar pilav yaptım, tavuk yaptım. Ondan sonra patates yemeği vardı şöyle. Bu bizim için arkadaşlar çok fazla bile, biliyor musunuz? En küçük tencerem fazla bile. Ondan sonra bugün ne yaptım arkadaşlar? Bugün inanır mısınız? Böyle geç de uyanmadım. Sabah namazından sonra artık yatamıyorum. Yani yatsam da bir şeylere bakıyorum böyle, işte yani YouTube'dan falan, Instagram'dan bir şeylere bakmaya çalışıyorum. Çünkü dinleniyoruz arkadaşlar. Dışarı çıktığımız yok. Yani bir şey yaptığımız da yok. Böyle kendimiz dinlenik olunca ne yapacaksın arkadaşlar? Bu sefer uyuyamıyorum. Sabah namazından sonra falan genelde uyumuyorum. Ve o halde bir şey yaptığımda yok yani. Çok ilginç. O halde hani de ki
Diyeceksiniz ki sabah namazından kalkar insan şunu şunu yapar. İşte onu ben yapamıyorum arkadaşlar. Niye böyle oldum bilmiyorum. Sadece böyle evin işleri, işte bu sosyal medya ile ilgili, işte YouTube'la alakalı düzenlemeleri falan var arkadaşlar. Bunların editleri var. Onları falan yapıyorum. Onları yaptıktan sonra arkadaşlar işte bu geçen haftaya kadar farmasıyla alakalı çok aramalarım vardı. Onları hallettikten sonra mesela akşamlardan farmasıyla alakalı gruplar hızlanıyor. Genelde akşamdan sonra onlarla alakalı böyle bakıyorum. Başka baktığım yok. Böyle boş gezenin boş kalfası derler ya. İnanın boş gezenin boş kalfası. İyi ki şu sukulentlerim var. Bunlar benim yaşam kaynaklarım. Böyle işte. Arkadaşlar şimdi ben yani birkaç çiçeği sulamam lazım hafiften. Şöyle bakın şu. Kesinlikle bunun dibine öleceğini de bilsem su dökmem lazım. Çünkü bu susuzluktan ölecek artık. Şu arkadaşlar. Bakın. Hovartiye. Kurumuş artık susuzluktan. Bir de arkadaşlar şunu içeri alsam diyorum. İçeriye uyum sağlayabilir mi? Ama dışarıda da bırakmak istiyorum. Daha da çelikleşsin. Ama bu da susuz kalmış. Bu arkadaş da çok susuz. Bunu içeri alıp bunu da sulayalım. Biz sizinle yapalım hatta biz bunu. Şöyle arkadaşlar. Ay ev buna göre çok sıcak ya arkadaşlar ya. İnanın ev buna göre bu arkadaşıma göre çok sıcak. Şöyle. Şimdi yorumlar gelir. Çeşmenin altına tutuyordu kadın. Suluyordu. Bakın şöyle gidiyor arkadaşlar. Toprağın tümünün sulanması lazım. Ve bakın yapraklar ne hale gelmiş. Bakın. Artık sulara çekilmiş yaprakları. Ama yani emin olun bu çok güzel bir bitki. Güzelleşecektir de. Bir de ben çilli begonyama da bakmak istiyorum. Ona da sizinle bakacağım. Çilli begonyam arkadaşlar şöyle yapraklarını döktü. Yapraklarını döktü ama kendisi gayet iyi. Biliyorsunuz bunun köklendirilmesi için böyle şey yapmıştım. Bu arkadaş gayet iyi arkadaşlar. İçeriye alacak mıyım? Açıkçası çok da böyle içeriye alasım yok. Ama kararsızım da ya. Çok da içeriye alasım yok. Bir de bakacağım arkadaşlar. Şunları da şunlardan. Arkadaşlar çok yoğun kar yağıyor. Bakın çok yoğun bir şekilde kızım da kar topu toplamış gelmiş parktan. Yarın büyük ihtimalle park dolar diye düşünüyorum. Bakın. Bu arada çok soğuk mu? Arkadaşlar don olacak gibi bir şey gözükmüyor. Sukulentlerimi böyle bıraktım. Bakın. Üstlerini örtmeyeceğim. Yani kararsız da kalıyorum aslında. Üstlerini örtmek istemiyorum. Çünkü bu kar yağışından sonra bayağı bir böyle şey yapıyorlar ama kar almıyor arkadaşlar. Bakın balkonuma. Şöyle balkonuma baktığınızda kar almıyor. Neyse Rabbime şükürler olsun. Kullarına merhameti çok. Adına kurban olayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Kullarına merhamet ediyor ve yağmurunu da yağdırıyor, karını da yağdırıyor. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Geçen seneler bu zamanlar arkadaşlar hayatımızda ne korona vardı ne bir şey vardı. Bütün insanlar parka hücum etmişti. Parkta yani belki de 100 kişi vardı. Şu anda mesela insanlar artık evlerinde hassaslaşmış. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, kızım herhalde kara dokunmayacağımı düşünerek
Kar getirmiş bana. Biz halbuki Karadeniz'de o ne kadar yağardı arkadaşlar. Ne kadar yağardı. Bellerimize kadar kar yağardı da. O bellerimize kadar yağan kardan okullara nasıl giderdik? Nasıl zor şartlarda okuduk? Çok güzel yağıyor. Aslında bu kameradan gözüktüğünden çok daha güzel yağıyor. Fakat kamera biraz ışığı böyle şey yapıyor arkadaşlar, patlatıyor, dağıtıyor. Tabii ki yani gözün gördüğüyle kameranın gördüğü bir olabilir mi? Şöyle, bu da günlük vlogumuzun arşivinde dursun arkadaşlar, burada dursun. Ben kapanışımı bu karla yapayım arkadaşlar. İnşallah yarın beyaz, bembeyaz bir örtüyle açılış yaparım. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.